İstanbul'da otosanayilerde kar mesaisi başladı. Haftanın ilk iş gününde mesaiye gitmek için yola çıkan sürücüler buzlanan yollarda kaza yaptı. Kaza yapan araç sürücüleri soluğu otosanayilerde aldı. Evet, başladı. Normalde çıkmıyor ama çıkan araçlarda buzlanmadan dolayı ciddi sıkıntılar oldu. Şu aracı gördüğünüz gibi bu buzda kayma neticesinde duran bir araca çarptı. Onunla başka bir aracımız daha var içeride bugün gelen. O da aynı şekilde sabahki buzlanmanın eseri bunlar. Sabahki buzlanmadan kaynaklanan kaymalarla dikkatsizlik sonucu bu kazalar oluşuyor. Burada ne kadarlık bir hasar var şu anda? Tahmini 4000 lira. Kaç gün sürecek? 4-5 gün. Sahibi neler söyledi gelince? Üzgün tabii ki. Üzgün ama dikkatli etmiyoruz. Kış lastiği takılı mı? Bu kış lastiği takılı bu araçta ama şu anda bu sağ tarafta kış lastiği yok. Onu yırttığı için kaza sonucu. Ondan dolayı. Normalde bu araçlarda kış lastiği var. Kış lastiği fayda etmemiş mi? Yani çok don olayı olduğu zaman buzlanma etmiyor. Yokuş aşağı. Yokuş aşağı olayda. Giderken? Yani siz de söylediğiniz gibi İstanbullular karlı ve buzlu zeminde araç kullanmaya çok alışkın değil. Alışkın olmadığından dolayı nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını duramıyorlar. Genelde düz vites araçlar ikinci vitesi geçmemeleri gerekiyor. Yani durabildikleri şekilde gitmeleri lazım. Aynı hızda gitmeleri lazım. Bayır hangi hızda çıkıyorlarsa o hızda inmeleri lazım ama tabii bizde dikkatsizlik oluyor. Farkında olmuyorlar. Frene basınca da daha mı kaygan oluyor? Tabii daha kaygan oluyor. Bir de özellikle 4 lastiğin de kar tipi olmasında fayda var. Bazı araçlarda 2 lastik beni kurtarır diyor. Önden çekiş veya arkadan çekiş. Ama o giderken kurtarıyor. Dururken fren de çok önemli. Virajlar çok önemli. Şimdi sizin ön lastikleriniz kar tipi olup da arka lastikler kar tipi olmazsa virajda dönerken ön taraf yolu tutuyor, arkası tutmadığı için dönüp batıyor. İçerideki Mercedes'te de kar tipi lastik yok. O da hem önden vurmuş hem arkadan döndüğü için. Evet. O araçta da neler yaşadınız, neler oldu? Evet, terzi kendini söküyor, önünü dikemez misali oldu. Biz sanayici olduğumuz halde arabamıza kar lastiği takmadık. Sabahki yoğunluktan dolayı kardan duramayıp vurduk. Nasıl oldu kaza? Biraz ürkütücüydü ama kurtardık. Nereye çarptınız? Duvara çarptık. Yokuş aşağı mı iniyordunuz? Rampa aşağı iniyorduk. Önümüzde insanlar vardı en azından. Onlara vurmamak için duvara vurduk arabayı. Şükürler olsun bunu atlattık. Yine de çok fazla hasar yok diğer araçlara. Ucuz atlattık. Diğer araçlara biz ucuz atlattık ama kar lastiği takmaları lazım herkesin. En azından onu öğrenebiliyoruz hala herkese. Biz takmadığımız halde. Siz bir de otosanayicisiniz. Evet, sanayici işte. Siz takmadınız. Biz takmadık. Peki, kaç kilometre hızla yaptınız? Ya aşağı yukarı hızlı değildik ama yine 40-50 kilometre hızla filandık. Nasıl oldu kaza? Arkadaşlar gördü, gayet yavaş yavaş iniyordum aslında. Tam şu yokuşun sonunda şurası galiba buzlanmış. Buzlanınca tutmadı. Ben de insanlara vurmaktansa direğe vurmayı tercih ettim. Biraz böyle bir kaza oldu. Korktunuz mu? Biraz korktum. Şu an bir maddi hasar var sanırım. Evet, maddi hasar var. Aynen. Ne yapacaksınız? Yaptıracağım. Sanayiye mi gideceksiniz? Evet, aynen. Endişelendiniz mi yokuştan inerken? Yok, endişelenmedim. Çok da iyi iniyordum aslında yavaş yavaş. Orada tam bir buzlanma var ve çok fazla dik sanırım orası. Anlamadım yani nasıl olduğunu. Sürekli kullandığınız bir yol mu? Yani çok kullanmıyorum aslında. Tuzlamamışlar. Yani. Tuzlamamışlar, evet. Sorun orada. Tuzlanmadığı için de diğer araçlar gibi benim aracım da kaydı. Evet, almam gereken eşyaları söylüyor. Sizce ne kadar bir maddi hasar var? Enes, ne kadar maddi hasar vardır? Tahmini 15 bin civarı. 15 bin? Evet. Yine geliyor.